Selam arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rocket League'de rekabetçi maçlarda kolay ama bilinmesi gereken tamı tamına 3 tane hareketten bahsedeceğiz. Aslında hareket de denemez, mekanik, hatta püf noktası diyebiliriz oyunun. Kolay olacak ama çoğu kişi bilmiyor. Çoğu kişi demeyeyim de düşük ranktaki çoğu kişi bilmiyor ve bu sizi gerçekten kurtaracak cinsten 3 tane hareket olacak. Önemliden önemsize doğru sıralayacağım bu hareketleri. O zaman ilk hareketimize başlayalım ama bir şey söylemem gerekiyor. 5000 abone olmuşuz. Onun için gerçekten sizlere özel bir teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü son bir ayda yaklaşık neredeyse 1000 kişi katılmış aramıza, abone olmuş kanalımıza. Ama hala zil butonu açmayanlar var. Zil butonunu da açarsanız abone olan kişiler arasından çok sevinirim. Abone olmayanlar da kanala abone olursa, videolarımı beğeniyorsa tabii ki, onun için de gerçekten çok mutlu olurum. O zaman şimdi direkt videomuza geçelim. Hareketlerimizi göstereyim. Bu arada Discord'da da katılmayı unutmayın. Bana yorumda soruyorsunuz işte, abi şunu nasıl yaparım, bunu nasıl yaparım diye. Bu sorular Discord'dan sorarsanız daha çok kişi cevaplar, size daha çok kişi yardımcı olur. Onu da unutmadan ekleyeyim. Şimdi ilk hareketimiz half flip. Half flip nedir? Şöyle göstereyim. Yarım takla diye çeviriyor Türkçesi ama ben çok mantıksız buluyorum. Bana göre arkadaşlar geriye hızlı dönüş hareketi şu. Bakın bu. Şimdi bu hareket bize ne avantaj sağlıyor? Şöyle göstereyim. Diyeyim ki bu topun şu an top duruyor. Gittiğini farz edin. Tamam mı? Hareket halinde karşı kaleye doğru gidiyor. Burada da rakip var tam yanınızda. Siz böyle mi gidersiniz topa, ondan sonra mı bu şekilde gidersiniz, yoksa tekrar geriye saralım, şu şekil mi gidersiniz? Bu hareketi öğreneceğiz. Ya da diyelim başka bir senaryo uyduralım. Bakın şuradan top geldiğini düşünün. Tam şu ağaçlık kısmından. Ben farz ediyorum tabii ki de. Şimdi bu topa, bu arada hızlı geliyor ve kaleye doğru gidiyor. Şöyle mi gidersiniz? Yoksa geri alalım, şu şekil mi gidersiniz? Bu hareketi öğreneceğiz arkadaşlar. Hatta bu da kickofflarda da çok faydası var bu hareketin. Onu da göstereyim. Arkadaşınız karşı tarafta bende dedi, bana bırak dedi. Siz tamam dediniz, okey dediniz. Topa şöyle mi dönersiniz, öyle mi gidersiniz? Yoksa kickofftayken şu şekil mi bulsa gidersiniz? Bu hareketi öğreneceğiz bugün. Şimdi bu hareketi öğreneceğiz ama şöyle göstereceğim ben. Sesli bir şekilde anlatacağım çünkü kontrolcü ekrana eklemedim. O yüzden dediklerimi dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ilk başta yapmanızı istediğim şey arabayı geri geri sürerek geriye takla atın. Klavyede zaten S ve artık sol tık mı sağ tık mı bilmiyorum çünkü klavyeyle oynamıyorum ben. Kolda da hangi tuşa atadıysanız, ben de R2 ve joystick'in çevirme tuşlarından oluşuyor. Şimdi tekrar yapıyorum. Bakın sadece böyle bir takla atın. Bunu zaten yaparsınız. Bu kolay. Ondan sonra taklayı iptal edeceğiz. Takla iptal etme nedir? Şöyle göstereyim. Bakın iptal ettim. Takla iptal etme budur. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Geriye takla atma biliyorsunuz. Geriye takla atarken hangi tuşa basıyoruz klavyede? S tuşuna değil mi? Araba tam yere paralelken bakın. Tam aksine basacağız. Şimdi basmazsak ne olur? Böyle devam eder. Ama basarsak ne olur? Bakın araba tam yere paralelken gördüğünüz gibi kalıyor böyle. Yani sırtı yere değiyor diyelim biz buna. Şimdi bunu da öğrendik. Bunu yapıyorsunuz. Yani düzgün bir şekilde arabanın sırtı yere değecek. Sadece bunu yapın. Şimdi son adıma geçiyoruz. Arabayı sırt üstü paralel bir şekilde yere koyarken Q ve E'ye basacağız klavyede. Yani ikisinden birine. E roll left ve E roll right dediğimiz tuşlardan birine basacağız. Şöyle göstereyim. Bakın arabanın sırtı yere değdi. Gördüğünüz gibi yavaş yapıyorum. Yani anlayın diye. Bakın araba paralel. Ya bastım Q ve E tuşlarından bir tanesine. Araba paralel bastım. Bakın S tuşu W'ye bastım, paralel oldu. Tekrar Q ve E'ye bastım. Bunu öğreniyoruz. Bunu bayağı bir çalışın. Gelin şöyle yapın, çaprazdan yapın. Ondan sonra gelin şu şekil yapın. Ya bunu mutlaka eğitimde çalışın. Ya ben şöyle söyleyeyim, bu hareketi şampiyon gördüğümde dahi bilmiyordum. Şampiyonu çıktım, orada kalıcı olamadım. Hatta bir arkadaş yorumda yazdı, abi sen nasıl half flip bilmiyorsun, işte elmasa kadar çıkmışsın diye. Ben de yani o hareketin varlığından haberim yoktu. Sonra dedim harbiden ben bunu nasıl öğrenmemişim falan derken öğrendim. Çok da faydasını gördüm. Geriye dönüşlerde size var ya, inanılmaz yani katkı sağlar. Bunu mutlaka öğrenin. Tekrar ediyorum söylediklerimi. W tuşuna, pardon, S tuşuna basıyoruz. Geri gitme tuşuna. Araba paralelken taklayı sıfırlıyoruz. Yani araba yere paralelken. Bakın sıfırladım. Ve gördüğünüz gibi ondan sonra Q ve E'den birine basıyoruz. Paralel sıfırladım Q ve E. Paralel sıfırladım Q ve E. Bunu kafanıza artık kas hafızanıza yerleşsin diye arkadaşlar sürekli söylüyorum. Mantık bu. Son bir kez yapıyorum. Hatta bir tane daha yavaş göstereyim. S'ye basıyorum. Dur top kamerasından çıkalım. Bastım W ve Q ve E'den bir tanesi. Klavye tuşuyla anlatıyorum ki çok kişi klavyeyle oynuyor, iyice anlayın diye. Birinci hareketimiz buydu.
Artık anladınız diye düşünüyorum arkadaşlar. İkinci hareketimize geçiyorum. Hatta şöyle yapayım. İkinci hareketimizde filikler. Şimdi bu filik konusu aslında çok geniş. Çok fazla çeşidi var. İşte bunun mastisi var, blizisi var, başka fili var, 45'i var, 90'ı var, 360'ı var. Bu böyle padişah fermanı gibi gidiyor. Ama ben şöyle kısaca göstereyim. Topu alıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bu. Filik dediğimiz olay bu. Böyle top bizim arabamızın üstündeyken topa böyle bir ivme kazandırıyoruz bir anda çift zıplamamızı kullanarak. Bunu öğreneceğiz ama bunu öğrenmeden önce mutlaka top taşımanızın yani yeteri seviyede olması lazım. Yani şuradan kaleye gidebiliyor olmanız lazım şöyle filikleyerek ya da başka bir deyişle şöyle yapalım bakın şöyle göstereyim. Ne bileyim işte şuradan gelip dönebilmeniz lazım şöyle karşı kaleye gidebilmeniz lazım. Mesela hatta gidelim bir tane karşı kaleye. Buradan da böyle filikleyip işte benim gibi direğe vurmayacaksınız tabii ki. Gol atacaksınız. Bunu öğreneceğiz. Şimdi bunun için de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yine serbest eğitimde çalışacağız. Ya da Backs Mod kullanan arkadaşlar için Backs Mod'da artık 1, 2, 3, 4 tuşlarından bir tanesi topu arabanızın üstünüze almanızı sağlıyor. Ama ben onu önermiyorum. Çünkü o hazır bir şey. Onu yine topu üstüne almayı kendiniz öğrenin. Yani öyle görün. Hazır şeylere alışmayın. O yüzden de olayın mantığını anlayın. Şimdi geldik. Top üstümüzü aldık. Bakın aldık. Ondan sonra çift zıplamaya basıyoruz. Ve bundan sonra top gördüğünüz gibi hızlanıyor. Şimdi bu bize ne avantaj sağlar? Diyelim ki karşımızda adam var. Yani karşıda adam olduğunu varsayın siz. Şimdi topa yani böyle sürerek gidersek adam hayvan gibi gelecek ve topu alacak. Ama filiklersek bir de filikleyerek gösterelim. Şimdi karşımızda adam var diyelim. Geldik topu aldık. Dümdüz sürmüyoruz. Adamı gördük. Filikledik buradan. Ve yine direğe vurduk. Siz bunu gol yaparsın. Ben biraz hayvani bir şekilde vuruyorum filiklere. Ama böyle onun da dengesini ayarlayarak gol atabilirsiniz. O yüzden sizden istediğim buna da çalışmanın en güzel yolu. Alın buradan topu. Böyle sürmeye çalışın. Ondan sonra da şu şekil filik atın da ben ulan her fili direğe vuruyorum. Atane filik antrenmanı gibi bir şey oldu bu da. Böyle çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi bunun çeşitleri var. Ne bileyim şöyle ters atabilirsiniz. Ben atamadım gerçi de. Onu da bir göstereyim size. Ne bileyim masti atabilirsiniz. Masti eğitimi de bu arada gelebilir. Onu da söyleyin. Bu hareketi de mutlaka kullanın. Özellikle 1v1 ve 2v2 de çok faydalı. 1v1'de inanılmaz ölümcül bir silah oluyor. Eğer iyi atabiliyorsunuz fili benim gibi şu an kaçırmıyorsunuz. Bunu sürekli pratik yapacaksınız. Top taşıyacaksınız. Geleceksiniz buradan işte değişik filikler deneyebilirsiniz. Sert atmayı deneyin. İsabetli atmayı deneyin. Buna böyle sürekli çalışacaksınız. Aslında bunun taktiği yok. Ben ne kadar anlatsam da siz çalışmadıktan sonra hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Bakın ben de arada kaçırıyorum. Ama ne yapıyorum? Sürekli topu önüme alıp çalışıyorum. O zaman 3. mekaniğimize geçelim. Bu çok kolay bir mekanik. Aslında buna mekanik de denemez ama nasıl diyeyim? Oyunun bir püf noktası gibi bir şey. Şimdi bu olay neyde yarıyor biliyor musunuz? Diyeyim ki şöyle göstereyim. Şu topu şöyle atayım buraya doğru. Diyelim ki siz bir atağa çıktınız. Atak gol olmadı. Yani olur ya şanssızlık oldu. Şuradan top geliyor tamam mı? Yani top geri sekti. Siz de burada kaldınız. Buradan bakın geri dönmüyorsunuz. Top orada gitsin sıkıntı yok. Adam da oradan topu almak üzere diyelim tamam mı? Siz buradan geri dönmüyorsunuz. Boost'a basıyorsunuz. Buradan kaleye geliyorsunuz. Q ve E'yi kullanarak kalenin o rampasını kullanıp bakın hızlı bir şekilde topa gidiyorsunuz. Bir daha göstereyim. Şuradan göstereyim hatta. Şuradan topu atalım. Şöyle gelelim bakın. Adam şimdi atağa çıkacak diye varsayalım. Şuradan dönmüyoruz. Boost'a basıyoruz. Bırakıyoruz. Ve buradan Q ve E'yi kullanarak arabamızı düzleştirip topa doğru gidiyoruz. Bu mekaniğin adı yok bu arada. Ama bu da nasıl söyleyeyim yani half flip'in yan sanayisi gibi bir şey. Sadece bunu kalenin içine yapıyorsunuz. Tabii half flip kar kullanışı bir hareket değil. Çünkü çok kısıtlı zamanlarda kullanabiliyorsunuz bu hareketi. Ama yine de faydalı bir harekettir. Bunu da öğrenin. O zaman benden bugünlük bu kadar olsun. Hareketlerimizi tekrarlayalım. Half flip vardı birinci gösterdiğim. İkinci gösterdiğim olarak şöyle bir tane hatta filik golü atmayı deneyim. Bakın filik vardı ikinci gösterdiğim olarak. Şöyle gidelim. Güzel filik atalım kaleye. Bu vardı. Gol girdi mi yine direğe vurduk. Sıkıntı yok. Üçüncü olarak da kaleye geri dönüş vardı. O da geldik buraya. Boost'a bastık. Arabamız döndü. Q ve E'ye basarak geri dönüyoruz. Bunu bu arada geliştirebilirsiniz. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Hatta böyle yapın direkt. Bakın zıplamayı kullandım. Böyle direkt geri döndüm. Gördünüz mü? Araba ne kadar hızlandı. Bastım boost'a. Zıplamayı kullandım. Geri döndüm. Ve bu inanılmaz faydalı olur bir ve bir de. Aklınızda bulunsun. Bugün de sizlere çok bilinmeyen düşük ranklar tarafından ama gerçekten öğrenmesi kolay mekanikleri gösterdim. Bunlara çalışa çalışa dediğim gibi geliştirebilirsiniz. Sizin elinizde bunları iyileştirmek ya da kötüleştirmek. O zaman şimdilik benden bu kadar olsun. Umarım video faydalı olmuştur. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalda hala abonesiniz. 2-3 saniyesi ayırıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.